Çok kıymetli belediye başkan adayımız, çok değerli kardeşimiz, belediye başkan adayımız, Salih Umut kardeşimiz, değerli partimizin teşkilat mensupları, dışarıdan gelen misafirler. Hepiniz basınla adayımızın kısa bir basın açıklaması yapacak, o programa hoş geldiniz. Tüm aday adaylarımızın davetli olacağı, mevcut belediye başkanımızın davetli olacağı, aday tanıtım kurulumuz ileride sayın milletvekillerimizin, il başkanımızın, gerekirse teşkilatımızın üst kademe yöneticilerine katılacağı, daha kalabalık, daha geniş bir ortamda yapılacak programla herkesin katılımıyla yapılacaktır. Hepinizin bildiği üzere Kasım ayının ilk haftasına itibaren başlayan ve geçen hafta Cuma gününde sona eren aday adaylığı ve aday belirleme programı yoğun, kapsamlı bir şekilde devam etti. Teşkilatımızın, partimizin, parti büyüklerimizin takdiri üzerine Hamza Karataş Bey, Osmancık Belediye Başkan adayımız olarak belirlendi. Partimiz adayımızı uygun gördü ve gerekli resmi açıklamayı yaptı. Sağ olsunlar diğer aday adaylarımız da bu süreçte hepsi birbiriyle centilmen şekilde, nazik bir biçimde yarıştılar. Kimse kimseyi kırmadan, dökmeden, partimize herhangi bir zarar vermeden bu süreç gerçekleşti. Biliyorsunuz 2004 yılında Serdar Ruşun Bey belediye başkan adayımız olmuştu. Biz o zaman da teşkilattaydık. SKM başkanlığı görevini yürütüyordum. Ve hep beraber teşkil olarak Serdar Ruşun için çalıştık ve burada MHP belediye başkanlığı MHP'den alarak AK Parti bir belediyecilikle ilçemizi tanıştırdı. Daha sonra 2009 yılında mevcut belediye başkanımız aday olarak tanıtıldı. Yine buradaki birçok kardeşimizin, birçok arkadaşımızın katkılarıyla beraber birlikte Bekir Yazıcı'yı destekledik ve yine Bekir Yazıcı belediye başkanı oldu. İnşallah birlik beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde bu sefer de Hamza Karataş kardeşimizi destekleyerek seçim çalışmalarımız yoğun bir şekilde başlayarak önümüzdeki haftadan itibaren yine AK Parti'nin Osmancık'taki bayrağını yükseltmeye devam edeceğiz. Bu süreçte mutlaka bizim de hatalarımız olmuştur. Kırdığımız, döktüğümüz, üzdüğümüz insanlar olduysa şahsım, teşkilatım adına herkesten bizi affetmesini diliyorum. Bizim bugün itibariyle açılmış yeni bir sayfamız vardır. Kimseyle kırgınlığımız, küskünlüğümüz, dargınlığımız yoktur. Bu süreçler bu şekilde, siyasetin doğası böyledir. Siyasette küslenler, kırılanlar ileriye yol atamazlar. Biz 2004'te de, 2009'da da kim aday olmuşsa onu destekleyip bugünlere geldik. Arkadaşlarımızdan, teşkilatımızdan beklentimiz de odur ki bugün de partimizde Hamza Karataş aday göstermemiştir. Hep beraber birlikte Hamza Karataş'ı desteklemektir. Mesele sadece Hamza Karataş ya da bir başkası meselesi değil. Mesela AK Parti meselesidir. Recep Tayyip Erdoğan meselesidir. Yapılanlar ortadadır. Yani başbakana yapılanlar, yapılmak istenenler, hükümetimize yapılmak istenenler ortadadır. Herkes bunları görüyor, izliyor. Bunları tek tek tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Ve bu bilinçle, bu şuurla şu toplantıdan sonra hepimizin daha çok çalışması gerekiyor. Yani bir şeyleri bahane ederek küsmeye, darılmaya hakkımız yok. Yani çünkü biraz önce de belirttim, küsseydik, biz 2004'te küsseydik bugün burada olmazdık. 2009'da küsüp darıldaydık, yine bugün burada olmazdık. Onun için de birbirimizi bundan sonra daha iyi anlayacağız, daha iyi kucaklayacağız, daha iyi sahip çıkacağız. Çünkü dışarıdan bakanlar bize Oğuzhan Kaya, Hamza Karataş, Ahmet Mehmet diye bakmıyor, AK Partililer diye bakıyor. AK Parti teşkilatı diye bakıyor. Bizim ilk kefeye bize bir ceza vereceklerse AK Partili olup olmadığımıza bakarak bizi bir konuma koyuyor. Onun için de biz de AK Partili gibi hep beraber birlikte hareket edeceğiz. Dediğim gibi daha geniş bugün tüm aday adaylarımıza mesajla, telefonla ulaşıp davetimizi ilettik. Gelemeyenler oldu. Salih kardeşimiz geldi. Teşekkür ediyoruz. Ama daha sonra milletvekillerimizin katılımıyla daha büyük, daha kapsamlı bir aday tanıtım programı olacak.
Hamza Bey Ankara'da belediye hizmetlerinde 10 yıl bu işi yaptı. Belediyeyi biliyor, belediyeyi biliyor. Şimdi birileri bugün çıktı diyor ki işte Osmancı'yı tanımayan aday. Kardeşim Osmancı'yı biz her zerresine kadar adayımız dahil olmak üzere gençlik kollarımızdan kadın kollarımıza kadar bu partide kim varsa herkes Osmancı'nın zerre sokağına kadar biliyor. Biz nerede çukur var, nerede tümsek var, nerede çamur var, nerede yol var, nerede kanalizasyon var, nerede asfalt var, her yeri biliyoruz. Bilmediğimiz bir şey yok. Biz bu Osmancı'nın sevdalıyız. Hamza Kalaş'ta atıştırabiliyor, İsmail Gömeş'te biliyor, Kalkan Okutan'da biliyor, herkes biliyor. Bilmediğimiz bir şey yok. Osmancık'ta yapılması gerekenler bellidir. Yapılacak işler bellidir. Yani Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok. Osmancık'ın sorunlarını herkes biliyor. Yapılacak işler de belli. Yapılacak depreşimiz var. Sayın Bayrık Belediye Başkanımız bugüne kadar önemli hizmetler etmiştir. Kanalizasyon sorunumuzu halletmiştir. Bir kısım asfalt hizmetleri, park hizmetleri görülmüştür. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra kaldığı yerden bu bayrak yarışıdır. Devam edilecektir. Onun için de değerli basın mensuplarımıza şu mesajı vermek istiyorum. Bu mesele ne Hamza Karataş, ne Osman Kaya, ne de bir başkasının meselesidir. Biz burada AK Parti'nin bayrağı altındayız ve AK Parti için, Sayın Recep Tayyip Erdoğan için, kısacası onun nezdinde İslam coğrafyası için, mazlumların coğrafyası için mücadele veriyoruz. Burada herkesin bir katkısı olabilir. Herkes, birisi bir bardak su götürür, birisi başka şekilde katkısı olur. Herkes ne yapabiliyorsa bu andan sonra yapmalıdır, yapacaktır da zaten. Onun için de Osmancık'ta AK Parti'nin seçimle ilgili Allah'ın izni ve inayetiyle bir sıkıntısı yoktu, olmayacaktır da. Bizim teşkilatımız, çalışanlarımız sizlerin desteğiyle farklı şekilde burada seçimimizi kazanacağımızdan Allah'ın yardımıyla izniyle bir sıkıntımız yok. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Katıldığınız için sözleri konuşmak üzere sadece bir şeyler söylemek istersen senden devam edelim, ondan sonra da başlayalım. Zor bir süreç. Mağlup olmak gibi aslında algılamamamız gereken bir süreç. Bizler gerçekten de yarınlar için güzel temeller attığımızı düşünüyoruz. Bugüne kadar elbette bir tatlı bir rekabet vardı aramızda. Ancak bunu asla ve asla bir AK Partili'nin bir kavgaya dönüştürmemesi gerektiği düşüncesindeyim. Ve buradaki bulunan tüm arkadaşlarımızın da aynı düşünce içerisinde olduğunu düşünüyorum. Belki şahsi olarak kendi fikrimiz doğrultusunda yani bireysel hatalarda da bulunabilir idik bu dakika itibariyle. Ancak hakikaten de başkanımızın da söylediği gibi ülkemiz şu an itibariyle gerçekten de çok sıkıntılı bir süreç içerisinde. 17 Aralık tarihi itibariyle başlayan ve paralel devlet yapılanması adını vermiş olduğumuz bu süreç ciddi anlamda halkın iradesine, milletimizin tercihine vurulmak istenilen bir zincirdir. Ve bizlere de yakışan bu süreç içerisinde başbakanımızın ve onun miğferleri olan bugün ilçe başkanımızın, adayımız Hamza Karataş'ın sonuna kadar arkasında dimdik şekilde durmak ve davasına sahip çıkmaktır diye düşünüyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sayın İlçe Başkanı, Sayın Yönetim Kurulu üyeleri, gençlik kolları, kadın kolları arkadaşları, Sayın aday adayı arkadaşım Salih Bey, değerli misafirler, basınımızın güzide temsilcileri, hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz. Öncelikle kendimi bir tanıtmak istiyorum. 1965 yılında Osmancık'ta doğdum. İlk ve orta öğrenimi Osmancık'ı tanıdıktan sonra Çorum İmam Hatip Lisesi'ni bitirdim. Yüksek öğrenim için Ankara'ya giderek orada Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni mezun oldum. Fakülten mezun olduktan sonra özel sektör ve devlet kademelerinde bir müddet çalıştım. Çalışma hayatım içerisinde 17 yıllık belediyecilik tecrübem ve teftiş grubu başkanı ile müfettişlik deneyimin bugünkü kararıma yön vermiştir. Son olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na daire başkanlığı yaparken görevimden istifa ederek Osmancıklı hemşehrilerimizin hizmetine talip oldum. Şimdi şu sorakla gelebilir. Neden aday oldum?
Çünkü benim doğduğum ilçeye, memleketime bir borcum vardı. Çalışma hayatım boyunca edindiğim tecrübelerimi doğup büyüdüğüm memleketim Osmancık için kullanma gerektiğine inandım. Ben memleketime olan borcumu ödemek için geldim. İnsanımızı tanıyorum, ilçemizin sorunlarını biliyorum ve mevcut tecrübelerimle bu sorunların üstesinden nasıl geleceğini biliyorum. Ankara gibi bir büyük şehir ölçeğinde belediyecilik yaptım. Osmancık benim memleketim, memleketimi de biliyorum, belediyeciliği de biliyorum. Ankara'dan kopuk belediyecilik anlayışında başarısız olacağını biliyorum. Ben Osmancık'ın %100'ünü kucaklamak için adaydım arkadaşlar. Hiçbir kutuplaşmanın içinde olmayacağım. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğim. Hiç kimseyi Osmancık'la ilgili hiçbir şeyin harcını bırakmayacağım. Çünkü hepimiz Osmancık'ta yaşıyoruz. Hepimizin ortak paydası Osmancık'tır. İşte bu yüzden birlikte karar vermek, birlikte yönetmek için hepinizin oyuna talibim. Değerli basın mensupları arkadaşlar, amacımız 2000'li yılların çağdaş, yaşanabilir, modern bir Osmancık için ilçemizin en ucra köşesine kadar belediyemizin elini uzatarak İnsanımıza yakışır yol ve kaldırım ağının genişletilmesidir. Su ve kanalizasyon altyapılarının tamamlanmasına eğitim yatırımlarından sağlık merkezlerine, sosyal hizmetlerden çevre, kültür ve gençlik hizmetlerine kadar sorumluluğumuzu noksansız yerine getireceğiz. Değerli arkadaşlar, hedefimiz dürüst, şeffaf, verimli bir belediye yönetimi oluşturmak. Biz sorun değil, çözüm üreten bir belediyeyi amaçlamış durumdayız. Yeniden bir seçilmeye ihtiyacımız var. Osmancık Belediyesi bu hareketin motor gücü olmalı. Umutların tükendiği bir anda umutların yeniden yaşamasını sağlayacağız. Bana Osmancık'ın hizmetine talip olma fırsatı veren başta Osmancıklı hemşehrilerime, mensubu olduğum AK Partili kardeşlerime, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca ilçemizin kalkınması ve gelişmesine emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, seçim sürecinin sevgi, saygı ve hoşgörü ortamında ilçemizin kimliğine yakışır bir şekilde Osmancıklı hemşehrilerimiz için hayırlısıyla sonuçlanmasını diliyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepiniz kadın sağlıcakla. Allah yar ve yardımcı olsun.